Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Balık burçlarını 5-12 Kasım haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Kahve falınızda bakalım neler çıkmış. Bu hafta sizi falınıza göre neler bekliyor? Hemen şöyle bir açalım ve bakalım bu hafta neler var. Şöyle bir falınız var arkadaşlar. Güzel bir hafta diyebiliriz. Burada İş ve para, yani maddi kaynaklar konularıyla alakalı bazı durumlar söz konusu olabilir. Ne gibi konular diyelim? Tabii ilişkiler de var ama önce burası dedim çünkü burada ilginç şeyler var. Şimdi pazartesi günü bir yolun başında aslında bir başlangıç yapmayı hazırlanır görünüyorsunuz. Aslında bir deve görseliniz de var. Yani sizin için iyi olacak bir şeye adım atmaya çalışıyor görsellerindesiniz. Fakat önünüzde bir kişinin engeliyle karşı karşıyasınız. Bu engel aslında pazartesi günü çıkacak bir engel değil. Bu daha çok öncesinde de sizin önünüze iş ve para konularında engel olmuş bir kişiyle yapacağınız mücadele. Burada bu kişiyle yapmış olduğunuz mücadelenin artık sonuna geliyorsunuz arkadaşlar. Bu kişinin üstünü çizdiğiniz, bu kişinin size çıkardığı sorunlar ya da meselelerle alakalı farklı bir alandan yolunuza devam ettiğiniz, bu kişiyi atladığınız görselleri var. O yüzden aslında pazartesi bir süredir mücadele ettiğiniz bir konunun üstünü çizeceğiniz ya da bir kişinin üstünü çizeceğiniz, tamam artık ben bu konuyu hallettim diyeceğiniz bir gün diyebiliriz. Salı, çarşamba aslında sakin. Sadece çarşamba günü bir haberiniz gelebilir. Bu haberle alakalı böyle bir geçtiğimiz haftaya ya da ondan önceki haftalardaki bir karışıklık tekrardan önünüze gelebilir. Burada karışıklığın içerisinde kendi yönünüzü bulmaya çalışır. Hani bir ok koymuşsunuz sanki elinize böyle. Geçmişten gelen konuyu bugüne aldım. Bunu çözmem gerekir. Bir kişiden yardım alarak aslında bu konuyu da sonuçlandıracağınız görünüyor. Bu da cepte. Ama kısıtlandığınız noktalar da var yalnız arkadaşlar. Yani böyle kolayca çözeceğiniz bir mesele değil. Sanki tüm günü alacak, uğraşacağınız bir mesele olarak duruyor. Esas mevzuya geldiğimiz zaman burada aslında bu haftanın ana konusu elinizde tuttuğunuz bir mesele. Aslında gene burada şey var. Elinizde böyle sanki bir at tutuyorsunuz. Yani aslında bu kısmet. Geçmişe doğru bakıyorsunuz. Geçmişten getirdiğiniz bir iş ya da para mevzusuyla alakalı çevrenizdeki insanları sanki ikna etmeye çalışacaksınız arkadaşlar bu hafta. Hani ben bu işi aldım, getirdim, bir yere koydum ve ağır ilerlemiş bir süreç olarak da görünüyor yalnız. Altındaki kaplumbağa minik minik adımlarla böyle işleye işleye geldiğiniz bir mevzu olduğunu gösteriyor. Burada sanki geçmişten iki kişi sizi bu mevzularla alakalı tutmuş, geri çekmeye çalışıyor. Elinizde olan bir kısmeti başkasına verme durumunuz da var arkadaşlar. Yani burada ben bunu buraya kadar getirdim, al bundan sonrasını sen bitir der gibi de çıkıyorsunuz. Burada biraz kafanız kızgın, bir şey kızmış, fevri davranabilirsiniz burada. Hani yapmış olduğunuz her neyse maddi olanaklarla alakalı çevrenizden iki kişiye bunu sunmak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü zaten bunlar böyle atmaca gibi gözü üzerinizde olan iki kişi olarak görünüyor. Cebinizdeki parayı birisine vermek. Yapmış olduğunuz bir işi bir kişiye devretmek ya da bir şeylere emek vermişsiniz. Çevrenizde bundan hak talep eden insanlar var. Bunları onlara sunmak gibi bir durumunuz olabilir. İsteye isteye mi yapıyorsunuz? Biraz sıkılmışlık görseli de var sizde bu konuda. Hani aman yeter artık benden çıksın ya istemiyorum uğraşmayacağım der gibi de çıkıyorsunuz. Zaten bunu yaptıktan sonra aslında hani iyi mi kötü müye bakmak istersem eğer biraz daha rahatlamış görünüyorsunuz. Yani buradaki rahatlama aslında elinizdeki o kısmetli olan şey neyse aslında küçülmüş bir yorucu bir süreçten çıkmış. Elinizdeki yükler küçülmüş. Daha az bir mevzuyla daha sakin bir şekilde hafta sonuna giriyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu elinizdeki yük omzunuzda değil. Bana ellerinizle alakalı yapmış olduğunuz, emek verdiğiniz bir işi sonuçlandırmadan birilerine teslim edeceğinizi düşünüyorum. Niye sonuçlandırmadan teslim ediyorsunuz? Belki de iş yerinde yapmanız gereken bir iş bir yere getirdiniz. Doğru, güzel. Teslim etmek anlamına da gelebilir. Çünkü burada bir başarı da var ama sıkılmışsınız da. Hani yeter artık dediğiniz bir döngüde de görünüyorsunuz maddi kaynaklar olarak. İlişkilerde neler var dersiniz? İlişkilerde vallahi böyle hani sanki eş ya da partnerinize ya da hane içerisinde bir kişiye arkanızı dönmüş görünüyorsunuz pazartesi itibariyle.
Burada sanki öncesinde yapmış olduğunuz bir konuşmadan dolayı dargınlık yaşanıyor olabilir. Sanki elinizde ne iş varsa, işe gidiyorsunuz işiniz, evdeyseniz ev işiniz gibi düşünün. Onlara daha çok odaklanmış, sevgi, aşk meselelerini de arkanıza atmış görsellerde çıkıyorsunuz. Burada eş ya da partnerinizin ya da bu evdeki kişinin size geldiği, sizinle konuşmaya çalıştığı bir salı günü var. Aslında burada kırgınlığı düzeltmek, kalp kırıklığını onarmak ya da bir tartışmada haksız olduğunu farkına varan bir kişinin karşınıza geçmesi var. Ama hani hakikaten duvar örmüş gibi çıkıyorsunuz. Hani bıktım artık der gibi de çıkıyorsunuz. Burada o kişi mecbur önünüze durduğu için o kişiyle konuşmak durumunda kalırsınız. Biraz ters konuşabilirsiniz, konuşmak istemeyebilirsiniz. Böyle sanki sinirlenmiş kapıyı çarpmış giden bir kişi de var burada. Ama gene konuşacaksınız, gene konuşacaksınız. Salı, çarşamba, perşembe hiç durmadan konuştuğunuzu görüyorum. Anca perşembe günü bu konunun üstüne bir çizgi çekip cumadan sonra daha karşılıklı, daha sevgi dolu, daha keyifli bir ortamda görünüyorsunuz. Hafta sonu için yolunuz var ve hızlıca karar verilecek. Hani hadi gidelim, hadi yapalım dediğiniz bir mevzu. Hafta sonu gezme mevzusu olarak görünüyor. Şimdi genelleme yapacak olursam bu haftanız özellikle ikili ilişkilerde geri ileri, geri ileri, geri ileri, yani kızdığınız, üzüldüğünüz ya da işte affetmek istemediğiniz bir mevzu üzerinize gelinebilir. Burada Perşembe gününe kadar bu konularla alakalı karşılıklı devamlı konuşma, ufak tefek atışmalar söz konusu. Cuma itibariyle bir denge, karşılıklı konuşmaya giren görselleriniz var. Hafta sonunda bana kalırsa kesin yol, telefonla gelecek bir yolmuş gibi de görünüyor arkadaşlar. Şimdi şurada direkt kuş görseline ne diyorsunuz? Şimdi burada hem kuş hem bir salyangoz görseli de var. İki türlü de düşünebiliriz ama kuşun pençelerine kadar da çıkmış aslında. Şimdi yeni iş, bağlantılı iş konularıyla alakalı haber beklentiniz gördüğünüz gibi düşündüğünüz kadar iyi değil arkadaşlar. Yani bu hafta alacağınız iş, yeni iş bekliyorum, teklif gelir mi gelmez, gelirse de olumsuz teklif ettiğiniz yerlerle alakalı olumsuz bir cevabınız gelebilir görselleri var. Bu özellikle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gelecek haberleri kapsıyor. Ama cumadan sonra akış rahat, temiz. Hani ondan sonra gelecek haberlerinizin daha olumlu olacağını söyleyebilirim ama öncesinde gelecek olan haberler özellikle salı, çarşamba, perşembe çok da iyi olmayabilir. Burada artık böyle beklediğiniz hadi 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 dediğiniz aslında topluluk içerisinde de sizin beklediğiniz haberle alakalı ne yaptın diyen insanlar olabilir ama burada dediğim gibi gelen haber çok da olumlu değil. Olumlu olmadığı için yolunuzda ya da bulunduğunuz alanda yürümeye devam edeceğiniz görselleri var. Özellikle salı günü biraz etraf karışık olabilir. Genelleme yapacak olursak iş hayatınızla alakalı. Burada pençe görselleri aslında bir kişinin baskısı altına almayı da gösterir. Baskıcı bir karakterle uğraşacağınız anlamına da gelir. Biraz çarşambaya da kayıyor. Onunla uğraşabilirsiniz ama genelleme yapacak olursam haberler konusunda atın kenara ama harici olan konularda hafta ortasından itibaren rahat bir süreciniz var diyebilirim. Buradan ekleyebileceğim olarak. İlişkiler arkadaşlar, ilişkilerde yalnız olanlar yalnız diyebiliyorum. Diyorum evet. Burada küs görselleriniz çok fazla. Birileri sizi kızdırabilir, küstürebilir yani görselleri çok fazla. Bu hafta aslında ilişkilerde biraz hem temiz ama diğer taraftan da kafanız biraz karışık görselleri var. Çok ilginç bir kuştu bu. Direkt iş bölümüne doğru gitmiş. Maddi kaynaklar ya da aslında eğitim hayatıyla alakalı da olabilir tabii ki bu durum. Bu haftayı bu şekilde geçireceğiniz görünüyor. İyi mi kötü mü derseniz bana göre iyi. Hani birilerinin yanlışını anlayıp özellikle ilişkilerde sizinle uğraşması, sizi yeniden hayatına katmaya çalışması gibi bir durum olabilir. İş konuları biraz alengirli görünüyor. Burada beklentilerin karşılanmaması ya da ötelenmesi durumu söz konusu. Bakıyoruz iş yerinde uğraşacağınız, emek verdiğiniz bir konuyu teslim etme durumunuz olur ama çok sıkılmışsınız. Yeter artık bir an önce elimden çıksın dediğiniz bir borç ya da iş konusu var. Bu zaten bu hafta gene çözülecek görsellerinde. Hafta sonunda daha rahat gireceğiniz görseller de çıktığı için ben haftanızın güzel geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün, yolunuz aydınlansın, ışık olsun, güzellikler sizi bulsun. Bu haftaki kahve falınız bu şekildeydi.
Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.